Arslan Bulut, Yeni Çağ Gazetesi. Öğretmen mi sınavda yoksa eğitim sistemi mi? Bugün öğretmenler için ÖKBS yani Öğretmen Kariyer Basamakları sınavı var. 594.598.000 bin, bin öğretmen, uzman öğretmen veya baş öğretmen olmak için sınava tabi tutuluyor. Öğretmenlerin 55 sendikası var. Bunlardan iktidar yandaşı olanlar uygulamaya karşı çıkmadı ortak açıklama yapan 13 muhalif sendika ise öğretmenlik meslek kanununun ve sınavların iptalini istedi. Hakimler savcıları mesleğe başlarken girdikleri ilk sınavdan sonra uygun gördükleri bir zamanda kariyer planlaması için tekrar sınava alınıyorlar mı? Yüksek mahkemelerde görev yapmak için sınava girmeleri gerekiyor mu? Gerekmiyor. Peki öğretmeni neden kariyer sınavına alıyorlar? Öğretmene neden rütbe veriliyor? 2016 yılındaki darbe girişimine kadar subaylar kurmay olabilmek için harp akademileri sınavlarına giriyordu. 2016 Türkiye askeri darbe girişiminden sonra kanun hükmündeki kararname ile tüm askeri okullar ve liselerle birlikte harp akademileri de kapatıldı ve enstitüler adı altında Milli Savunma Üniversitesi'ne bağlandı. Milli Savunma Üniversitesi'ne bağlanan harp okulları ve Asrubay Meslek Yüksek Okulu'na askeri öğrenci alım süreçlerinde her yıl ortalama 32 mülakat komisyonu kuruluyor. Tıp fakültesi mezunları için uzmanlık sınavı var. Sınav, tıbbi yabancı dil sınavı ve bilim sınavı olmak üzere iki basamaktan oluşuyor. Dil sınavını geçenler bilim sınavı sonucuna ve tercihlerine göre mevcut kontenjanlara yerleştiriliyor, sınavları ÖSYM yapıyor. Emniyette de komiser yardımcısı olabilmek için KPSS sınavında 70'in üzerinde puan almak ve mülakatı da geçmek gerekiyor. Tabii okuldan komiser yardımcısı olarak mezun edilenler de var. Devlet memurları genel olarak başka herhangi bir sınava tabi tutulmuyor. Eğitimse özelleştirilmektedir. Özel okullarda asgari ücretle çalışan öğretmenler var. Yaz tatili sırasında ücret alamıyorlar. Devlet okullarında da sözleşmeli öğretmen ve ücretli öğretmen uygulaması var. Sözleşmeli öğretmene kadrolu öğretmenin 3'te 2'si kadar maaş veriliyor. Ücretli öğretmen haftalık ders saatine göre ücret oluyor. Bu da genelde asgari ücret kadar. Genç bir öğretmen, bana göre öğretmenlerin uzmanlık ve baş öğretmenlik sınavına mecbur edilmesinde Atatürk'e verilen baş öğretmen ummanının itibarsızlaştırılması da var diyor ve ekliyor. Maalesef ideolojiler doğrultusunda hepimiz savrulmuş durumdayız. 55 sendika var ama ideolojik bölünmeden dolayı güçlü bir ses çıkaramıyorlar. Anayasa Mahkemesi'nin bu kanunu iptal etmesi gerekiyor. Bu itibarsızlaştırma sırayla yapıldı. Önce askere, polise, sonra hakimlere, sonra doktorlara, şimdi sıra bizde. Geçen gün Twitter'da yeni atanmış bir öğretmenin bordrosunun altına yazılanları okuyunca bu meslekten iyice soğudum. Bu öğretmen 8700 lira civarında bir para almış Kasım maaşında. Büyük şehirde yaşıyorsa zaten geçim derdinde. Öğrencilerine faydalı biri olamaz. Anketler yapılıyor. Yapabileceğim başka bir iş olsa bırakırım diyen öğretmenlerin sayısı az değil. Ben de dahil. Eşim de öğretmen ve şu dönemde temel ihtiyaçları karşılamak dışında bir şey yapamıyoruz. Tek maaşlı aileleri düşünemiyorum bile. Daha evvel kenara 3-5 bir şeyler koymamış olsak biz de iki maaşa rağmen sıkıntıya düşerdik. 13 Öğretmen Sendikası'nın ortak açıklamasında ise kariyer sınavının öğretmene hakaret olduğu, mülakat uygulamalarının da liyakati ortadan kaldırdığı ifade ediliyor ve kanun iptal edilerek öğretmenlerin görüşleriyle birlikte yeniden düzenlenmesi isteniyor. Tabi bir de atanamayan öğretmenler gerçeği var ki bu da yüksek öğretimde bir planlama olmadığını gösteriyor yüz binlerce öğretmen yetiştireceksiniz ama görev vermeyeceksiniz. Hiçbir meslekte gençler bu kadar süründürülmüyor. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.